İyi günler. Çok değerli ve yaktın beni teyze. Tiryaki oldum teyze. Çaldın beni benden. Düştüm ana teyze. Bugün bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Şaka şaka, üç tane kulaklığımız var. İlk defa üç tane inceleyeceğim için ciddi anlamda bir şaşkınlığım var. Ama şöyle söyleyeyim, edebiyat hocamız şunu söylerdi. İnsanların her zaman fikri değişebilir. Lisede zaten liseyi hiç sevmiyordum ama lise en güzel zamanmış. Hani tabii iyi bir yerde okursanız. Benimki çok iyiydi. Nasıl benim gibi biri oraya girdi? Helal olsun diyorum kendime. Şimdi şunu söyleyeceğim. Normalde ben hayatta bak biri dese ki al bu kulaklığı kullan ya canım istiyor. Kullan dene bir fikrini söyle. Öyle bir şeyi kabul bile etmezdim. Ya bu kulaklıkları ben sevmezdim. Şimdi abi çok güzeller. Normalde incelemem. Ben bunu hatta kanalda da bulamazsınız. Çok eski Frisbee'nin ürünlerinden varsa bulursunuz. Ben böyle şeyleri tanıtmam. Şöyle köşeli hatlar nasıl anlatacağım bilmiyorum ama abi renklerine düştüm. Gördüğüm gibi aldım. Bak gördüğüm gibi. Üçü aynı, farklı tek bir noktası var, oraya geleceğiz. RMK8. Kodlara hepsinin aynı. Bu crafting olan modeli, yani Minecraft gibi düşünsen. Tasarımına bak ve hepsi de şöyle, mesela biri yeşil, biri kırmızı, biri sarı falan değil. Hani böyle hadi bu olsun falan gibi bir şey yok. Renk mevzuları birbirinden farklı tamamen. Ya yani onu alan adam bunu almayabilir. Yani mesela ben bunu alırım, siyahını almam kesinlikle. Veya bir arkadaşım var, dedi ki bu renkler ne cıvık cıvık. Ben hayatta almam, siyahını alırım dedi. Komple ürünü değiştiriyor öyle düşünsen. Kamuflaj olanı da var, onu da açalım. Kamuflaj gibi değil, böyle kare kare. Bu 2018 yıllarda, 2019'da başlayan bir moda var. Renkli şeyler biraz daha böyle piksel piksel yapılıyor. Hatta CSGO'daki skinlerde de var. Mesela bunu almam abi, siyahı da almam. Ben buna aşık oldum. Tabii bundan 5 sene önce desem derim tabii ki bu. Bilmiyorum abi, insanın fikirleri değişiyor. Bunda yine piksel piksel askeri desen var. Bir de burada bir yazımsı bir şey var. Onları ben yakın çekimde göstereyim. Burada ben dedim ya, 1 değil, 2 değil, 3 bal alana falan 100 kilo. Burada da o petek işaretleri var. Desenli olanlar aynı diye düşün. Bu siyahı biraz daha farklı. Ulan çok cidden çok karıştı. Ben ilk defa böyle bir kutu açılımı yapıyorum. Bunda ışık RGB. Şöyle dönüyor, tamam mı? Bunda rainbow. Nefes alma verme modu gibi düşün, tamam mı? Bu ikisinde de böyle. Zaten özellikleri de bak kutuya yazmışlar kısa kısa. 7.1 olduğunu söylüyor. Diyor ki sen bunu PlayStation, Xbox gibi... Ya niye ben böyle hızlandım bir anda, sonra video yetişmiyor çünkü ondan. Xbox gibi tarzı şeylerde oynayabilirsin diyor bunu. Tabi bilgisayarda da mesela bunun ismi Hawker diye geçiyormuş. Bunun da ismi Atak diye. Kutular öyle bir dağıldı ki artık ben onu hayatta alamam. 50 milimetrelik ses sürücüleri var. Ses kalitesi anlamında beni tatmin etti. Heh, fiyatlarını biz söylemedik. Yaklaşık 200 liralık bir fiyatı var. Bunun mikrofondaki ışığı mavi. Bu ikisindeki yeşil. Bu ikisi kardeş ama böyle zıt kardeşler. Kuzey güney gibi düşün. Baksana abi bu renkler de çok zıt yani. Bir kere bu üründe bence kaliteyi en çok arttıran. Bakıyorsun bunun pedleri çok iyi. Protein ped, bazıları hafızalı ped de diyor. Bunda hem buralar protein ped hem yanlar. Ama bunlarda sadece yukarısı protein ped. Buraları değil. Tabii ki herkes sonuçta protein ped istemeyecektir. İnmiyor çok. Bunlar biraz daha baskılı. Nasıl diyeyim sana? Yakıtın beni teyze. Şöyle bir şey var. Hani bazı boyun fıtıkları için yastıklar vardır ya. Reklamlarda da çıkar. Böyle bastığında, çektiğinde 5 parmağının izi kalır. Bu protein pet dediğimiz şey aslında onun için. Ama bu çok kalın yapılmadığı sürece sıkıntı. Çünkü şekil alıyor kulağın yapısını ve mesela bu eğer kulağın biraz kepçe ise hafif, protein pet alma derim. Ama bunlar biraz daha yumuşaklıkta falan bir sıkıntı yok. Yine iyi. Şekil olarak sabit kaldıkları için bu sefer çok da ezilmiyor. Yok olmuyor. Farklı bir yapıları var. Onu baştan söyleyeyim. Buradaki protein pedlerde ince oldukları için bu kulaklıkta tek eksik nokta şu. Burada bir ağrıtma oluyor. Kaç saatte olur? 2 saati geçirmen lazım. Yani 3.50'lik bir oyun bitirmen gerekiyor. Oradan sonra bir ağrıma yapar. Tabii o arada sen kalkarsın, çay doldurursun, edersin. O zaman bir sıkıntı olmaz. Yani ben çok bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü benim her 45 dakikada bir belden dolayı kalkmam gerekiyor. O yüzden ben her oyundan sonra kalkıyorum. Bunu da size yapmanıza tavsiye ederim. Bilgisayar başında oturan herkes için. Dediğim gibi hani bu pedler 1 gram, yani 1 gram ne lan? 1 milim daha kalın olabilirdi. Eksik nokta olarak söyleyebileceğim şey bu. Burada güzel bir nokta var. Kademeler yapılmış. Burada 6 kademeli bir yapı var. 6'nın arasında da yarımlar var. Sayılar da koymuş ama bence çok da gerek yoktu gibi. Ya da bu biraz daha hani şu da bir eksiklik diye görüyorum ben.
Gördün mü? Hani orta değerlere çok inemiyorsun. Böyle çok sabitleyemiyorsun. Hızlı gidip geliyor. O ayar tam sağlanamıyor. Keşke bu da olmasaydı. Buralarında metal var. Genel anlamda da plastik kalitesi iyi olduğu için şöyle düşün. Koyduğunda ulan bu çok pahalı bir ürün gibi durmuyor ama bir kere tasarım anlamında bence çok güzel duruyor. Kolay kolay bunlar kırılmaz. Eğilip bükülme esneklikleri de yok. İnternet kafeci tarzı diyelim. Çünkü onlarda biraz daha böyle şeyler önemlidir. Adam bir çekiyor çat düşüyor falan filan habire. Mikrofon demirli bir yapısı var. Durduğu konuma alabiliyor. Yine şu biraz daha böyle bir klas duruyor. Bakayım. Yaktın beni teyze. Niye ben o şarkıya takıldım? Şimdi bunun en önemli noktası. Bak bunu alacak kim biliyor musun? Dibe yaklaşıyor ya, monitörü de yakınlaştırmış. Şu diğer kulaklıklar genelde kumandalar oluyor burada. Ses arttırma, kapama, mikrofonu açma, kapama. Abi o şuraya takılıyor ya. Deli oluyorsun. Onu istemeyen arkadaşlar için bu. Bunda kumanda yok. Ha, eskiden kumanda arıyordum. Şu anda da bazı ürünlerde olsun isterim. Artık bazen de gerçekten gına geliyor. Klavyeden açabiliyorsun, buradan açabiliyorsun. Oyundan açabiliyorsun, videonun içinden. Tekrar kumanda olsun istemem. Heh, buraya koymuşlar. Ya buradan açıp kapatabiliyorsun. Özellikle de PlayStation biraz daha uzaktadır falan belki hani. Oraya yetiştiğinde kumandaya uzanmak yerine belki direkt hani konsol oyuncuları buradan sevecektir. Veya buradan mikrofonu aç kapa var. Bence bu çok güzel. Şöyle açıp kapamaktansa, şimdi bunu niye söylüyorum? Bu çok önemli bir mevzu. Buraya sıfır oynayanlar için çok önemli bir şey. Sen geldin burada oynuyorsun. Çıt kapanıyor mikrofon. Veya basmalıysa basıyorsun yanlışlıkla. Sonra arkadaşına sesin gitmiyor. Bu çok yaşanıyor bizde. O yüzden diyorum. Gerçi biz bilerek yaptığını düşünüyoruz arkadaşın artık hani çünkü geliyor selam veriyor selamımı almadınız. Ulan sesin gelmedi sesin. Trip yiyoruz sonra. Buradan olması başta konsol sonra bilgisayarcılar için bence önemli bir mevzu. Bu yapı bayağı sağlam duruyor durması gerektiği yerde. Söylemem gereken çok şey var. Şunu hemen söyleyeyim. Bu yapı kulağınızı ağrıtmıyor. Kulağımı ağrıtacak diye bekliyordum. Hatta şu içeride de bir yapı var. Normalde burası ağrıtır ama burada küçük bir süngerimsi yapı var. O yüzden ağrıtmıyor kulağınızı. Haberiniz olsun. Kumaş sarım bir kablosu var. Onu hatırlatayım. Çok gerekli midir değil midir bilemem ama kaliteli. Ses kayıttan şunu unutmayalım. Buradan ses ayarlarını aç diyorsunuz. Bak bu çok önemli. Ses denetim masası. Ses denetim masasında 4 tane bölge var. Kayıttan yürü. Yani hoparlör. Kayıt. Buradan giden. Mikrofon yani. Ses efekti ve iletişime çok da tıklamanıza gerek yok. Şimdi kayıttan bu mikrofonu seçmem gerekiyor. Varsayılan yapmanız lazım. Eğer varsayılan değilse. Bu nasıl bir sıkıntı olabilir? Mesela laptopuna taktın. Sonra bir baktın. Aa yine ses kötü gidiyor. Abi ben o zaman mikrofonu boş mı aldım diyorsun. Halbuki hala mikrofon olarak başka bir aygıtı görüyor olabilir. Mesela benim orada kamera var. Onu görüyor mikrofon olarak. Mikrofon da var. Varsayılan bunu seçin. Bak bunu her kulaklık için söylüyorum. Düzeyleri buradan %100 yaparsanız sesiniz %100. Yani en çok çıkabileceği sese ulaşıyor. Şimdi ben size iki kayıt yapacağım. Bir de burada özel diye bir sekme açılıyor. Bakın bu Windows'un kendi aygıt bölümü. Tabii her kulaklıkta yok bu özellik. Bunu baştan söyleyeyim. Burada AGC diye bir özellik var. Bunu açtığınızda sesiniz çok daha farklı gidiyor. Bakın şu an açık. Bir ses kaydı yapacağım. Evet arkadaşlar şu anki ses kaydımızı AGC olarak seçiliyken yapıyorum. Bu daha fazla çıkarıyordu herhalde sesi. Biri daha az çıkarıyor. O arada dışarıdaki sesleri kesiyor. Bunları iyi ayarlayın. Çünkü arkadaşınız şey diyebilir işte arkadan kuş ötüyor. Birçok kişinin evinde kuş var. O beni deli ediyor. Neyse bunu durduruyorum. Bakayım burada başka özellikler var mı? Bak bunu unutuyordum. Onu da söyleyelim. Şimdi mikrofon özellikleri kısmından tekrardan bak. Gelişmişte CD kalitesi bir de DVD kalitesi var. Onu DVD yapın bak. Bunu hangi kulaklık alıyorsanız çoğunda vardır. Yoksa karşıya giden ses ve sizin yaptığınız bazı kayıtlar sıkıntılı olacaktır. Şu an zaten buradan alıyorsunuz sesi. Buradakiyle kıyaslamayın çünkü bunun sesi özellikle çok alıyor. Diğer videolarımla kıyaslayın. Bunun sesinin ne kadar net ve fazla olduğunu anlayacaksınız. Hemen fiyatlarına bakmak istiyorum. Rampage RMK8 yazdım sadece. 190 liraya satan bir arkadaş varmış. Yani bunun fiyatı 190 ve 210 lira arasında gibi düşün. 20 liralık bir fiyat farkı var. Bu da Atak serisi. Vatan bilgisayarda 260 liralık bir fiyatı varmış. Bunu başka satan var mı bilmiyorum. Şu an sadece bu serisi Vatan'da biraz pahalı gözüküyor yani. Siyahına bakalım. Siyahın ismi Hawker diye geçiyor. Fiyatı yok lan bunun. Siyahınki yok. Neyse dostlar tahminimce siyahı da o fiyat aralığında bir şey çıkar. Biraz pahalı kalıyor. Adam der yani ben niye buna 190 rahat rahat verebiliyorken. Bu ikisi tamamen aynı renk dışında bir farkları yok. Neden ben buna 260 lira vereyim? Yüzdesel olarak çok var. Hani biri 1000 lira olsa biri 1070 lira olsa tamam dersin. 200 lira biri 260 lira olmaz. Bu çekildiği tarihe göre bu fiyatları söylüyoruz biz. Buna ne kadar verilir? Bunun fiyatı tabii
bilemem ne kadar olacak. Ben bu ikisine göre söylüyorum. Bence bu ikisine 250 liraya kadar gönül rahatlığıyla paranızı teslim edebilirsiniz. Şu an 7.1'lerin çoğu kumandalı yapılıyor ve bu sefer adam kumandasız bulamıyor. Demek istediklerim bunlardı. Yine beğendiğiniz farklı çekilmemiş ürünler varsa söyleyin. Ses kasma anlamında ben bir sıkıntı yaşamadım. Hani şey olur ya, biz bir ara okul çıkışı bir arkadaş bir şey anlatıyordu. Biz de dinliyorduk. Sonra dedik ki bakalım biz duralım o gitsin. Ne olacak? Baktı. Biz durduk. O gitti, gitti, gitti. Sonra döndü. Çok sinirlendi ama. Çok kötü bir his değil mi? İşte bana o oldu. Hani bu kameraların şimdi 30 dakika süresi var. 30'u geçince direkt duruyor. Ben de konuşmuşum. Sonradan fark ettim. O yüzden şu anki ses kaydını kamera üzerinden yapıyorum. Ses farklılıklarını da siz anlayın diye, yankı nasıl oluyor bilmem ne falan filan. Bir de ses kaydını dinleyip ne demişim onları hatırlayıp bazılarını söyleyeceğim. Bunlarda yazılım yok. Yazılım benim için önemli diyen arkadaşlar, evet ben de zamanında bazı arkadaşlara kendi ses ayarlarımı attım. Ben de eskiden kullanıyordum ama artık kullanmıyorum. Çünkü bir müzik dinliyorsun, bir film izliyorsun. Hep ayar mı değiştireceğim? Mesela oyuna girdin. Oyun için ses ayarı yaptın. Ya kardeşim arkadan bir müzik dinleyeyim desen o mahvoluyor. Arkadaşların sesi değişiyor. Artık bir müddet sonra insan istemiyor. Tamam, ses kasmaya bir tık daha yardımcı oluyor ama artık kullanmıyorum. Tak çalıştır arayanlar için ses. Ben yazılım kullanmıyorum diyenler için de ürünlerden biri. 30 dakikadan fazla konuşmak nedir ya? Sonra onu indiriyorsun 10 dakikaya kadar. Halbuki arada neler. Sen hiçbirini görmüyorsun. Böyle diyelim dostlar. Kanala lütfen abone olalım. 50 bin abone için fikirlerinizi yazın. Bunlar çekilişle ilgili şeyler olabilir. Tanıtımlar olabilir. Video kaliteleri olabilir. Bilmem ne her türlü fikrinizi yazın. Onun dışında siz en çok hangi modeli beğendiniz bunu da belirtin. Yani renk olarak, tip olarak siz olsanız hangi standartınız. Böyle diyelim, lütfen desteklerinizi unutmayalım. Kanala abone olalım. Bizi izleyenlerin %80'inden fazlası abone değil. Bunu zaten söylemiştim. Bu çok çok ciddi bir oran. Birçok kişinin belki inanmayacağı bir oran. Böyle diyelim, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, sizi seviyorum. Olaysız bir şekilde ağladım. Bunu şakasına söylüyorum. Bazı arkadaşlar hala kaç yıl oldu anlamamış. Bu şakasını söylüyorum. Yaktın beni teyze, tiryaki oldum teyze. Çaldın beni benden, düştüm ana teyze.